Tekel almış. Tekel hakkınız vardır zaten tavsiyelerde diyeceğiz arkadaşlarım. Hukuk üstün bir kavram. Uluslararası kavramlar da var. Adalet derseniz biliyorsunuz adalet toplumdan topluma. Hatta bölgeden bölgeye geçtiği gibi toplumun adalet kavramıyla hukukçunun adalet kavramı farklıdır. Mantığı da farklıdır. Bu nedenle genel kavramlardan bahsetmekte yer alıyorum. Buyurun efendim, şimdi mikrofonu alabilirim sizi. Yok hocam, hani kanuna bağlı kalacağıma gibi bir cümle, yasamaya bağlı kalmak ya da o da o da olmaz. Yeri yeri kanunun hukuka aykırı olduğunu iddia ederiz. Evet. Ve de kanunun hukuka uygun hale gelmesi için de mücadele ederiz. Değil mi büyük görevimizde? Buyurun. Şimdi arkadaşlarım, disiplin cezalarında bir üstünlüğü anlatayım izin verirseniz size. Bir disiplin cezası ne şekilde başlıyor? Baroya ya da dediğim gibi savcı diyor ki bu kişi hakkında bir ihbar var, ben değerlendiriyorum, sen de haberin olsun deyip bir ihbar yapabilir. Bir kişi şikayet edilir. Yine bir ihbar gelebilir. Ya da baro reisten harekete geçebilir. Görür, tespit eder, basından duyar, bir şekilde haber olur. Bir harekete geçer. Burada genellikle şimdi reisin hareketli de bu var. Diyelim ki bir kişinin şikayeti üzerine baro harekete geçtiğini incelersek önce müşteki şikayet etti. Dedi ki avukatlık ücretimi %85 aldı. Diyebilir mi? Onu pardon almadınız. Özür dilerim. İcradan paramı almış, gitmiş kendine bir tane araba almış, paramı vermiyor. Ya da karşı taraf avukatıyla anlaştı, karşı tarafla anlaştı, davamı savsakladı. Ya da bu dava karşına benden altında bulunan hangi arabayı istiyorsun? Bir de Passat'ın vardı, Passat'ın. Avukatlar Passat'a biner. Akşam Passat'a binmiş, peki, Passat'ı arabama istedi. Avukatlık ücreti olarak benden Passat'ımı aldım. Der mi? Der. Ya da bu ahlaka bu kadar her gece sarhoş kesip nar atıyor, benim kapıma dayandı. Kötü tanımıyor. Böyle bir şikayet gerekçesi geldiği zaman baronun ne yapması gerektiğine bakmak lazım. Baron ilk önce gelen bu şikayeti arkadaşlarım avukata bildiriyor. Diyor ki sizin hakkınızda böyle bir şikayet var, bir ihbar var. Bana 10 gün içerisinde beyanda bulun. 10 gün içerisinde avukat yazıyor. Diyor ki doğrudur, değildir, yanlıştır, şudur, budur, gerçeği budur, bilmem ne bir şeklinde yönetim kuruluna, yani baro başkanlığına hitaben bir beyan meclisi veriyor. 10 gün içerisinde bunu yapmak zorunda. Bu bizim kanun zorunluluğumuz. Susmak reddetmektir değil, ceza çünkü bu. 10 gün içerisinde arkadaşımızın yaptığı savunmayı, eğer müşteki varsa, karşı tarafa indiriyor ve de diyor ki, bakın avukat böyle bir beyanda bulundu, ne diyorsunuz, ısrarcı mısınız? Küçük suçlarda da genel uyarma ve kınamada ısrarcıysanız şu kadar parayı depo edin diyor, bir masraf talep ediyor. Karşı taraf ısrarcı oldu ya da patron dedi ki, reysen ben buna devam ediyor. Bu prosedür tamamlandıktan sonra yönetim kurulu bir karar veriyor arkadaşlar. Ya diyor ki disiplin soruşturması açılmasına karar verdim. Dosyayı disiplin kuruluna sevk ediyorum. Ya da diyor ki kovuşturmaya yer olmadığına kardeşim. Ben bu konuda disiplin soruşturması açmıyorum diyor. Eğer disiplin soruşturması açmıyorum derse bu red kararını, yani gerekli vermeme kararını her tarafa bildiriyor savcıya, savcıysa şayet. Müşteki varsa müşterekiye, suçlanan kişi kimse avukata. Müşteki ya da savcı bu kararı doğru bulmaz ise itiraz hakkı var. Nereye? Buraya, Türkiye Barolar Birliği'ne itiraz ediyor. Savcının buradaki itiraz süresi 15 gün arkadaşlar. 15 gün içerisinde itiraz ediliyor. Türkiye Barolar Birliği dosyayı Yargıtay gibi almayan esastan da bakar, alıyor ve inceliyor. Diyor ki, baronun kararı yanlıştır.
burada soruşturma açılması gerekmektedir derse paraya gönderir. Yok derse ki hayır doğrudur. Ben yerinde buldum. Derse buna itiraz hakkı var. Buna itiraz hakkının sahibi olan kişilerin itiraz edecekleri yer Adalet Bakanlığı. Adalet Bakanlığı itirazlar üzerine 2 ay içerisinde karar vermek zorundalar. Eğer 2 ay içerisinde karar vermezler ise Türkiye Barolar Birliği'nin kararını kabul etmiş, yerinde görmüş kabul ediliyor. 60 günlük o idari süreyle karıştırmayın bunu lütfen. Ya da diyelim ki Yargı'yla Adalet Bakanlığı ya hayır ben bu kararı doğru bulmadım derse tekrar bunu Türkiye Barolar Birliği gönderiyor. Adalet Mahalli Baro'ya değil. Türkiye Barolar Birliği Adalet Bakanlığı'nın bu karara karşı yeni bir karar veriyor. 2/3 çoğunlukla karar almak zorunda. 2/3 çoğunlukla eski kararda ısrar ederse bu karar kesinleşiyor. Yarı yarıya değil. 2/3 ile bakanlık kararı uygun görürse zaten bozuyor. Yok hayır direnirse yani bir paralellik sağlam anlamında direnme verirse Türkiye Barolar Birliği'nin kararı geçerli karar kabul ediliyor ve disiplin kurulu soruşturması ya açılıyor, buna göre verilen kararı göre de açılmıyor. Disiplin kurulu kararı açıldıktan sonra disiplin kurulu avukattan savunması istiyor. Ne bildiğiniz yargılama sistemi var ya, gerekirse evet duruşma yapıyor. Tüm delilleri topluyor. Karşı tarafın göstermediği delilleri topluma hakkına sahip. Bir hukuk davası gibi düşünmeyin. Sunulan delillerle sınırlı ve bağımlı değil. Savcılıktan da biraz değişik. Benim sunduğum delilleri toplamak zorunda değil. Ben dedim ki tanık belirtmek istiyorum. Reddedilir. Gerekçelendirmesi şartlılık değildir. Takdir etkisi reddeder. O son hükmünde şey yapar. Birden fazla duruşma olur mu? Gerekirse evet olur. Bundan sonra, tüm bu tahkikatlardan sonra disiplin kurulundan karar gelir. Disiplin kurulu hep genelde ezberlenen şudur. 5 kardeş dediğimiz 5 karar verilir. 5 kardeşlik arkadaşlar 6 tane karar çıkar. Nihai karar denilir. Tedbir karar verir o ayrı mesele. Bunun 5'i cezadır. Birisi de disiplin cezası verilmesine yer olmadığına kararıdır. Yani bir yerde beraatle paralellik sağlarsanız sizin disiplin suçunuzun olmadığını kabul eden bir karar vardır. Herkese bu 6. kararı temenni ediyoruz. Diğer 5 karar ise uyarma, kınama, para cezası, işten çıkartma, meslekten çıkartma. 5 tane de cezamız mevcut. Bu verilen kararlara karşı da, 6 karara karşı da itiraz hakkımız var. Bu sefer süre 1 ay. 30 gün içerisinde itiraz etme hakkımız var. İtiraz yine evet. Türkiye Barolar Birliği'ne yapılacak itirazdır. Burada bir alfa olmaz pek yapılmıyor. Yine disiplin kurulu kararını inceler, ya barolu kararını uygun görür ya da der ki hayır kabul etmiyorum, reddedilmesi gereken bu şekilde yapılması yerinde değildir. Türkiye Barolar Birliği'nin bu kararına karşı da itiraz hakkı yine mevcuttur. Yalnız onu ona ve şey uyarma ve kınama cezalarında Adalet Bakanlığı'na gidemez arkadaşlar. O direkt barosuna, yani Türkiye Barolar Birliği'nde olur. İtiraz süresi kesilir. Zaten meslekten çıkarma, işten çıkarma otomatikman Adalet Bakanlığı'na gitmek zorundadır. Bu da cezalarda 10 sene üstündeki hapis cezalarının otomatik yargı dayanımı var ya, temiz elbise de edilmese de onunla bir yerde aklınıza paralellik sağlayın. Adalet Bakanlığı yine 2 ay içerisinde karar vermek zorunda. 2 ay içinde karar vermezse Türkiye Barolar Birliği kararını kabul etmiş sayılır. Bozarsa yine Türkiye Barolar Birliği'nin 3'teki karar hesapları aldığı karar doğru karar. Adalet Bakanlığı diyelim ki 2 ayda cevap vermedi. Hakkına veren hüküm kesinleşti, ceza kesinleşti. Dedi ki 3 ay meslekten uzaklaştırmış.
geldi aşağı. Dönü kapattı. Bu dedi, yoksa avukatını bu askıya mı aldın dedi. Büro kapatma diye bir adım yok, askıya alıyorum. Mesleğimi askıya alıyorum, öyle düşün. Ay avukatı yapamıyorum. Adalet Bakanı da bunun doğrudur derse, bütün yollar kapanmış mı da bir yol daha var mı? İdareye karşı gidiyorum. İdareye karşı ne gidiyorum? Anayasa, idare işlemlerinden ödülmesiyle ilgili. İdari yargı dava açıyor. Bu da idari yargı mahkemelerinde açılıyor arkadaşlar, Danıştay değil. Adalet Bakanı, bakanlığında bu işlemler biliyorsunuz, bazı işlemler genel olması lazım ki şey gitsin, Danıştay'a gitsin. Burada idari yargı ya da müracaat hakkımız var. İdari yargı. Yani kapsıyor Danıştay'a açılıyor. Efendim? Yani kapsıyorsa, Türkiye'nin... Evet, o zaman Danıştay'a, aklınızda öyle bir şey kalmasın. Hani bakan işlemi diye Danıştay değil anlamında söylemek istedim. Bu şekilde yapılan itirazlar sonucunda verilen kararda da daha yargıdan da ne karar çıkacak da bakılacak. Danıştay'da var tabii ki. İşte tamam, ondan sonra ise iktidar yargı prosedürü aynı. Hiçbir farkı yok. Yani 60 gün, temiz 30 gün, Danıştay bilmem ne o şekilde. Buyurun efendim. Bu aşamalardan sonra avukat Cumhuriyet Savcılığından bu iş yaptığından bir planlandı var. Orada da haklısınız, orada da bakın yine hak arama özgürlüğünün sınırlarına bakmak lazım. Dava, şey mahkemelerine de transferiyatı. Gerekirse evet hepsi açılabilir ama dediğim gibi hak arama özgürlüğü sınırlı olması lazım. Dilekçe verme özgürlüğüyle iyi düşünmek lazım. Herhangi bir kişi herhangi bir şekilde ihbarda bulunabilir, savcı dava açmayabilir, değil mi? Ya da disiplin kurulu yok deyip reddedebilir. Eğer öyle bir şeyse tabii ki vedep, o yargılama iadesi vardır. Onu da söyleyecek izin verirseniz. Yani iade itibar değil bu. Bu yargılamanın yeniden aynı konuda tekrar dava açması, yargılanmanın yenilenmesi gibi düşünürseniz bunun arkadaşların kararı verildikten sonra 3 yıl içerisinde yapılması lazım. 3 yıllık bir süresi var hani şey bir kulağdan bir falan vardı ya burada 3 yıl net 3 yıllık süre var. Evet tekrar geri döner ceza kalkar ya da şu olabilir benim eylemim ben ceza mahkemesinin kararına bağlı değilim disiplin kurulu olarak. Bana verdi 100 bin lira para cezası verdi baro. Bu sırada ben cezadan beraat ettim. Ve beraatim de o suçun sücesinin ben olmadığım ya da suçun hiçbir unsurunun oluşmadığı kabul edildi. Bu durumda ceza mahkemesinin bu kararı disiplin kurulu bağlıyor arkadaşlar. Ama delil yetersizliğinden ya da çıkan bir aftan dolayı benim hakkımdaki karar dava düşmüşse ya da beraat etmişsem disiplin kurulu bununla bağlı değil. Ya sücesi ben olmayacağım ya da suçun hiçbir unsur oluşmayacak. Yani böyle bir suç oluşmayacak. Suç var ama delil yetersizliği var olmaz. Benim orada özgürlüğüm var, hareket alanım var. Çünkü kanuna aykırı olmayabilir, benim meslek kurallarıma aykırı olabilir. Şimdi ona da bir örnek vereyim isterseniz. Şöyle bir olay olsa, siz hangi barodansınız beyefendi? Adıyaman. Benim Adıyaman'da petrol davam olsa, inşallah dağınızın altı petrol yataymış değil mi? Gidiyorum, geliyorum, gidiyorum, geliyorum ama bir türlü de karar alamıyorum. Bu sırada benim müvekkilimin çok da hoşları bir kızı var. Beyefendi onunla evlendi. Kayınpeder dedi ki, ya biz hala hanım var, bizim dava edip geliyor, 5 senedir bitiremiyor. Bu kadın beni öldü, uçak parası ver, masraf ver, perişan oldum. Bir de karşı taraf avukatı da geçen gün meğersem sınıf arkadaşımmış, öpüşürken gördüm, birlikte de şeye çıktılar. Ne burada çıktılar? Sonra da duydum ki iki hafta burada birlikte alışveriş yapmışlar. Hatta karşı tarafın avukatı ona bir tane bilezik hediye etmiş. O da canım canım diye almış, koluna takmış. Bu kadın benim davalarımı satıyor, üçkağıtın önüne gidelim dedi. Hadi oğlum madem damatsın, sen bak benim davaları. Der mi? Evet. Der. Alır mısın bu davayı? Kayınpeder ama. Hanım. Asla. Hadi al. Hadi bir tane al ver bir kere. Benim işte anlıyormuşum. Arkadaşınız çok doğru bir şey yapıyor.
benden muvaffakat almak koşuluyla, evet bu davaya bakabilir, üstü avukat davaya gidebilir. Ama burada bana hakaret edildiği için bu davaya almayacak. Çünkü bunu bana hakaret eden yani ona ödeyecektir. İlk önce meslektaşını koruyacak. Normal hiçbir şey yok yani. Sadece bir yaşlandığı gelebileceğini söylüyor, o istersen telefonla konuşsan bu davaya bak derse, sizin benden muvaffakat almanız koşuluyla ya da benim davamdan avukat oldum, birlikte çalışalım. Lütfen davaları takip eder misin? Bel fıtığım var, gelemiyorum demem halinde kabulü haline tabii ki bakacaktır. Burada arkadaşlar, şimdi arkadaşın bendenizi bu davaya baksa herhangi bir cezai sorumluluğu var mı? Ben dedim ki bana işte evrakta sahtecilik yaptı, sahte vekâr sundu. Dedim ya, vekâretin sahte olmadığı ortaya çıktı ve arkadaşınız beraat etti cezadan dolayı. Hani dediğimiz bütün işlemler oldu. Disiplin de bu sırada size ceza adaylı Neyman Barosu'da. Baktık ki beraat, suçun unsurları oluşmamış. Bu durumda arkadaşınızın bütün disiplin şeyi kalkması lazım değil mi? Cezasının kalkması lazım. Ama meslek kurallarına aykırı davranmadıktan dolayı arkadaşınız belki para cezası değil ama bir uyarma cezası olacaktır. Burada böyle küçük bir nüans farkı var. Bu maddeyi, yani diğer madde hiçbirisi okumuyorum ama bu okuduğum madde önemli bir maddeydi. Bu nedenle mesleğin olumlu uygun davranacaksınız, meslek kurallarına uygun davranacaksınız, hukuka uygun davranacaksınız. Burada bir farklılık var. Yani her beraatle disiplinden ceza almayacağım diye bir kavram yok. Bunu kafanızda bir tarafta böyle atın. Disiplin cezası verildi. Şimdi arkadaşlar 3 yıl içerisinde disiplin kurulu karar vermek zorunda. Daha doğrusu yönetim kurulu 3 yıl içerisinde disiplin soruşturmanın açılıp açılmadığına karar vermek zorunda. Her halükarda 4,5 yıl içerisinde kararın çıkması şart. Ondan sonra ceza verilmez. Ta ki eğer bu eylem bir ceza yargılamasını gerektiriyorsa ve o suçun zaman aşımı süresi 4,5 yıldan uzunsa ona tabi. Yani işte evrakta sahtecilikte ne kadar şimdi 12 yıl mı oldu arkadaşlar? Zaman aşımı süresi. O kadar süre. Ya da 8 yıl mı? 8 sene. Diğer türlü 4,5 yılda kesip atacağız. Şimdi bir usulü daha anlattım. Ara verelim mi? Evet, hemen bunu anlatıp şey yapayım. Şimdi arkadaşlar, disiplin cezası aldım. 5 yıl içerisinde başka bir disiplin cezası daha almam gerekirse, cezadaki tekerrürle bu sefer de paralellik sağlayalım. Bu durumda almam gereken cezanın bir üstünü alıyorum. Bunu şununla karıştırmayın. Diyelim ki benim 3 ay meslek uzaklaştık var. Arkasından ben yırtık bir cübbeyle ya da yamalı bir pantolonla ya da şimdi moda olan yırtık kotlarla bir ayağımda parmak arası terlikle buluşmaya gittim. Uyarma cezası almam lazım. Uyarma cezası daha önceden de bunun işte meslekten 3 ay uzaklaştırması var. O zaman hadi meslekten atalım işte tamamen avukatın eline alalım değil. Almam gereken uyarma ya, bir üstü nedir? Kınama. Ama almam gereken meslekten uzaklaştırmaysa işte sonra yani tatilse o da evet gelecekler ki sizi şöyle ömür boyu tatil alalım bu mesleği ifa etmeyin. Bunu da karıştırma. Alması gerekenin bir üstüdür. Daha önceki aldığının bir üstü değil. Çünkü kanla öyle bir küçük bir karışıklık oluşuyor. O değil. Geçenlerde bununla ilgili bir bakmanda bir seminer görmüştük. Güzel tam aksine aldığı ceza, en son ceza neyse bir dahaki ceza uyarma da olsa en son aldığı cezanın bir üstündeki ceza almak zorunda diye söylenmişti. Açık anlamadım. Yani alması gereken için gösterir. Ben öyle yorumluyorum. Böyle bir şey olur mu? Yırtık koddan dolayı yani atıyoruz ama ayıp olur. Saçma gelmişti ama işte. Bir yani, bir şey saçma karşısında. Demeyin. Meslektaşlar da saçma denmez. Arkadaşlarınızı esnekle uyarıyor. Ama ceza verdi sana. Buyurun efendim. Hangi mikrofonu? Aynı konuyla alakalı diyecektim de mikrofonu yitirdim hocam. Normalde alması gereken ceza için meslekten meslekten uzaklaştırma değil de hani şimdi meslekten uzaklaştırma özel bir istisnası var. Yani bir üstü
yine meslekten uzaklaştırma alması gerekiyorsa evet atılıyor. Tamam mı? Para cezası evet oluyor. O takdir yeri. Yani son alacağız cezanın bir üstü. Ama uyarma alacaksan kınama alacaksın. Anlatabildim mi? Meslek atılacağım bir yerin toprağın dolayı. O kadar adaletsiz olur. Peki bir daha ara verelim. Ondan sonra bankalara bakalım. Tak var. Bir stajyer avukat arkadaşımın şu yerinde. Yargıtay'ın ceza kararı size okuturum. Bu Yargıtay 4 Ceza Dairesi'nin 2022-28.920 sayılı bir kararıdır. Staj yaptığı avukatın onayıyla yanında yasada belirtilen işlemleri yapan staj avukata karşı işlenen hukuklarda ilişkin hükümlerin ayrı olduğunun gözetilmesi diyor. Stajyer avukata karşı yasada belirtilen görevlerini yaptığı sırada işlenen suçlardan hakimlere karşı işlenen suçlara ilişkin hükümlerin uygulanmasına gerekmesi. Şimdi bize karşı işlenen suçlar kamu görevlisi kalıyor. Stajyerlerimiz oluyor. Stajyerlerimiz de kamu görevlisi sebebiyle eğer o sırada bizim sizi görevlendirmemiz, yetkilendirmemiz koşuluyla ve iş yapmanız gerekiyor. İcradan para çekeceksiniz ya da icrada bir işlem yapıyorsunuz ya da hukuk mahkemesine bir duruşmaya giriyorsunuz. Bu esnada size karşı işlenen suçlarda kamu görevlisine karşı işlenen suçlarla aynı paralellikte. Şimdi bu bir arkadaşımız var. Sinirlenmiş Türkiye'de olan bir vakadan dolayı baro yönetimine gitmiş. Demiş ki bu kadar duyarsız baro olmaz olsun. Lanet olsun size. Memleket erken gidiyor. Siz hala burada oturuyorsunuz. Sizin baroda kaydolmaktan dolayı da utanç duyuyor. Demiş. Baro disiplin kurulunda bu arkadaşımıza ceza vermiş. Arkadaşımız da şöyle bir itirazını bulmuş. Ben de bir stajyer avukatım. Henüz avukatlık vasfını kazanmadım. Ben baro disiplin kuruluna ve yargılanamam, benim hakkımda karar verilmez. Affedersiniz beyefendi. Eğitim veriyorum, izin verirseniz. Buyurun. Eğitim veriyorum, izin verirseniz dikkatim dağılıyor rica etsem. Tamam, sağ olun. Sizce bu verilen ceza yerinde mi değil mi? Arkadaşınıza yani stajyer verip disiplin cezası verip verir misiniz, veremez miyiz? Verilmeyecek değil mi? Mesleği mi almıyor? Stajını yakalım. Yok canım o kadar da. Yakanlar çok. Yok arkadaşlarım siz burada avukatlık yasasına tabisiniz. Devlet soruşturmasına tabisiniz. Size karşı işlenen suçlar her ne kadar kamu görevi nedeniyle o şekilde ceza alırlarsa siz de aynı şekilde avukat sayılıyorsunuz. O nedenle stajyer avukatlarında eylemlerinde ve konuşmalarında dikkatli olması gerekmektedir. Şimdi biraz da komik bir olay yapalım. Hanım kızımız meselesi var. Ben bunu severim. İşte şöyle demiş. Ben barosunda bulunmaktan utanç duyuyorum. Çünkü bu canlar cezaevinde insanlar öldürürken bilmem ne olsa bu tür konulara karşı duyarsız kalmıştır. Bu nedenle utanç duyuyorum. Gidecek olan biri varsa o da ben değilim gibi sözler söylemiş ve arkadaşımızı uyarmışız. Dikkatli ol. Sevmiyoruz diye. Biraz da evlenelim kızımı kapanından. Şimdi sıra bizde. Gözlüğünü takmam lazım arkadaşlar. Çok küçük bir yazılar. Gerçekten gözlüğünü neler yapacak? Tam kurcalamış. Şikayetçinin kadastro mahkemesinde görülen bir davanın karar aşamasında taşınmaz sayısının fazla olması karşısında ücreti vekaletin 3 katını takdir edilmesini talep etmesi üzerine bu da aklınızda kalsın. Davanın inşaatına ve yoğunluğuna göre
asgari avukatlık ücretinden, yani yargılama gider olarak gelen avukatlık ücretinin 3 katını isteme hakkınız var. Yani size bunu Zeynep Hanım detaylı olarak anlatacaktır. Not. Şikayetlinin hakime, hanım arkadaşımızın isteğini yerine getirseniz dahi kendisine tatmin edemezsiniz şeklinde beyanda bulunması nedeniyle açılan disiplin koşturma sonunda baro disiplin kurucu disiplin cezası tayin edilmiştir. Doğru mudur, değil midir? Diyor ki hanım arkadaşımızın isteğini kabul etseniz dahi tatmin edemezsiniz. Nereye çekleriz, oraya gider. Ne yapalım? Disiplin kurulu kararı doğru mu, değil mi? Efendim? Kınamışız. Galiba evet. Uyanma vermiş. Buyurun efendim. Bence söyleyen kişi hocam müvekkil. Avukat duruşmada. Avukat mı söyledim? Avukat söyledim. Bence çok yerinde bir... Yok, avukat adım var. Şimdi bir avukat adım var. Bir de avukat bey var. Diyor ki hanım kızımızın istediği parayı versen ona yetmez ki. Hocam bir kere hanım kızım demesi çok yanlış meslektaşım demiş. Hanım arkadaşım. Hocam orada... Ya hanım ne hanım? Orada bir şey yok mu? Hocam orada bir şey yok mu? Bir şey yok. Hayır hayır, son cümlenin sonunda asıl takmamız gereken hanım arkadaşımıza ya da hanım... Yetmez. Yanlış. Bir yerinde bir ceza hocam, hukuk eğitimini alacağım. Kendisi tatmin edemez. İşte o yüzden yerinde bir ceza yazıyorum. Şimdi şöyle, pek zamanı verdim. Bağmanızı da tatmin ediyorum ama... Şikayet avukat disiplin koşturması aşamasına neden olan sözde sarf ettiğini kabul etmiş. Ancak espri anlayışıyla hareket ettiğini, hakaret kastın bulunmadığını savunmuştur. Avukatların birbiri olan ilişkilerinde küçük düşücü kişisel beyanlar açıklamaktan kaçınmaları gerekmektedir de bize söylediğim olay bu. Şikayetli iyi niyete davranmış olsa da duruşmada sarf ettiği bu sözlerin yanlış yorumlara neden olabileceği ve meslektaşının küçük düşebileceğini düşünmek zorundadır. Bu nedenle baro disiplin kurucuya yapılan değerlendirmede hukuki isabetsizlik görülmemiş ve karar onanılması gerekmiştir. Bakın arkadaşlarım, kasıt yok, espri. Belki de hakikaten arkadaşlar. Küçük bir yer, lay lay lom eğlenmiyorlar. Ama bu zaten hep böyle ister. Bakın siz iki sınıf arkadaşı aynı duruşmaya girebilirsiniz. Diyemezsiniz ki ben aldım notları çabuk, ne çabuk unuttum. Ben seni bilirim. Benim sayemde geçti. Doğrudur. Belki aynı evi paylaştınız ve birlikte ders çalıştınız. Değil mi? Onun bir şey oldu. Aklına uymadı. Siz örneklerle anlattınız. Bunu ben sana öğretmedim gibi bir cümle kuramazsınız. En yakın arkadaşınız olsa dahi konuşmalarınıza çok dikkat etmek zorundasınız. Bir tane daha olay var. Şimdi size onu hemen söyleyeyim. Hazine vekili biliyorsunuz var ve kayıtlı değiller. Ama avukatlık yapar. Hazine vekilleri de eğer baroya kayıtlı olmadıkları halde avukatlık mesleği ifası sırasında karşı tarafa karşı bir hakaret ederlerse ya da avukatlık yasasına aykırı davranırlarsa onlar hakkında da disiplin cezası çıkar arkadaşlar. Yani disiplin kurulu onlar hakkında da karar verir baroya kayıtlı olmadıkları halde. Çünkü buradaki mesele avukatlık mesleğin ifasıdır. Kayıtlı değil. Ama benim hakkımda İstanbul Barosu evet karar veririz. Bu doğru. Fakat herkes avukatlık mesleği ifade ediyorsa şayet disiplin hukukuna tabi onlar da yargılanır. Şimdi bunu hep böyle mesleğimizin ifası nedeniyle konuştuk. Bir olay var, bu İzmir Barosu'ndan oluşturuyorlar. Bir avukatımız bir komşusundan altın borç alıyor. Ve bu altınları zamanında ödemiyor. Komşusu bunun üzerine avukat hakkında dava açıyor. Davayı kazanıyor. Cezaya gidiyor. Ceza icra ediyor, affedersiniz özür dilerim. İcrada da yine arkadaşımız bu altınların muadili olan parayı ödemekten imtina ediyor. Borcunu ödemiyor. Şahsi bir borç. Hiçbir avukatlık ilgisi yok. Bunun üzerine bu kişi İzmir Barosu'na şikayet ediyor. İzmir Barosu bu öğreniminden dolayı bu arkadaşımıza kınama cezası. Sizce bu karar doğru mu? Mesleğin ifası yok mu? Doğru. Doğru. Neden?
Varım dışı için. Altta burada, yani 5C'yi bir yanı başladım. Evet. Atılamıyorum. Bağdaşmayan hareketlerde acizlik ve çevre... Aciz belgesi anlamında mı düşünüyorsunuz? Evet. Ve çevrede doğru. Kötü, hani meslekle evet. Bağdaşmayacak hareketler. Evet. Yani. Arkadaşlar, toplumda avukatlık şiarına uygun davranmak zorundayız. Mesleğin şiarına aykırı davranamayız. Bu nedenle tabii ki normal zamanda istediğiniz kıyafeti giyebilirsiniz. Ama siz avukat olarak tanınıyorsanız mesleğinize uygun giyinmek zorundasınız. Demin kıyafetlerden bahsettiğiniz için söyledim. Yani düşük belli, herkesin böbrek hastası olmasına sebep olan yırtık kot pantolonlarla hanım kızlarımızın adliyede gezmesi doğru olmadığı gibi beyefendilerin de oradan çıkıp da halı saha maçına gidecekmiş modda gelmesi doğru değildir ve meslek şiarımıza aykırıdır. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Tabii ki evraklı sahtecilik, zimmet, itikat gibi suçları saymama herhalde hiç gerek yok. Böyle bir durum olduğu zaman olmaz. Bir de en önemlisi şudur. Bizler sırsakla hükümlüğümüzün olduğu kadar yanımızda çalıştığımız kişilerin eylemlerinden dolayı sorumluyuz. Şu olay olmuştu, o da cezası verilmiştir. Senetleri tahsil etmek lazım. Adamlar vekaleti veremiyorlar. Sürekli işte senet getiriyor adam. Peki alacağımı tahsil et. Vekaletle biraz uğraşma, sen de şu merkezden bir türlü atlıyor. Senetler süreliyor. Yanında çalışan katibi vasıtasıyla, katibin vekaleti vasıtasıyla avukatımız paraları sürekli tahsil ediyor. Dolaylı yolda, yani hak sahibi olmayan kişiye civarında tahmin haline getiriyor. Bu eylemde suçtur artık. Rüşvet de hediyeyi karıştırmak lazım. Evet, çok haklısınız. Olmaz. O hiç olmaz. Bu toplumun yarısı. Bu bir tek bizim yaptığımız bir şey. Avukatlara bahsediyor bir eylem değil. Hocam, bu avukatlara yol gösteriyorlar. Şu adliyede izin versen ben şunu kapattım şimdi. Şu temeyi bari disiplin cezası ettirmeyin. Evet. Yani bu tüm avukatlar yolu diyor. Anlamış değil mi ya? Bir dosyayı çıkarmak için elde tüyü yüz sene veren de. Şimdi o şu rüşvet işte... çok haklısın sana. Kapattım, haberin ola. Alabilirsin. Bunu da kapat, ben çünkü artık şey yapacağım. Teşekkür ederim. Sağ olsun.